Allahu Binallemi Şeytan Rjeem Bismillahirrahmanirrahim Hamdullah Rabbil Alemi ve Salatuhu ve ala Sünah Muhammed aleyküm kardeşlerim. Evet, gene ahir zamanın tesettür hakikati içerisinde konuşacağımız bir şey olacak bu yani. Ahir zamanın kardeşlerin problemlerinden birisi nedir o? Hakikaten Müslüman kadın ve düğün psikolojisi. Şimdi tabii bunları konuşunca. Ee, ne yazık ki e, bunları konuştuğumuz zaman söyleyeceklerimizin gerçekten İslam'ın özünden, ruhundan geldiği ve biz bu gelen özün ve ruhun ispatını kanalda yaptığımız, muhtelif konuşmalarımızı da gösterdiğimiz halde bazı kardeşlerimiz tabi yorumlarda, e, mesajlarında bizlere salvo atışı yapıyorlar. E, kimisi, kimi zaman da böyle e, bazı söylemleri hakaret boyutuna kadar gidiyor e biz o kardeşlerimize dua ediyoruz, onlara şefkat ediyoruz. Bilmediklerinden, kötü niyetlerinden değil bilmediklerinden bunu yaptığını, böyle e, tavırlar sergilediklerini düşünüyoruz kardeşlerim. e Şimdi geçenki hani o çektiğimiz videoda tesettür hırsızlığı diye bir video çekmiştik. O videoda da aynı gözlemlerimiz e, devam etti. Yani biz burada tabii insanlar e, bize sövecek, kızacak, bizi sevmeyecek ya da efendim başka şeyler olacak diye konuşmayı bırakacak halimiz yok biz Allah için konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini ve Resulünün hadislerini tebliğ ediyoruz. bizim birinci vazifemiz bu. biz gılık kuştan, işte sebbuşetimden, efendim bu şekildeki şeylerden bu dersi, bu konuşmaları, bu şekilde gelen eleştirilerden dolayı bu konuşmaları, bu dersleri iptal edecek bir durumumuz yok herhalde. O kardeşlerimizi de tebliğ ediyoruz. Onlar da nefs nefislerine aslında yara bırakan acı bir e, yaraya dönüşüp bıçak gibi onların e, ruhlarını, bedenlerini kesen bu hakikatlara e, tezden alışıp e, kendilerini bir ameliyat cerrahiye ile o hastalıklardan kurt kurtarmaları gerekiyor. Burada gene e, Müslüman kadın e, kadınlar, Müslüman kızın, Müslüman kadının e, kadın ve düğün psikolojisi. Burada ahir zamanın yine büyük problemlerinden birisi var. Kardeşlerin ile beraber Kur'an ve sünnetin varlığında söylediklerimi elbette ki değerlendirsinler. Şimdi kadın, tabi iki tip var. Burada aslında iki tip de yok, yok ama hani çok tip var ama biz hani videonun süresini aşar muhtelif bütün o taslifatı burada söyleyemeyiz belki. Bir normalde yani tamamen zaten ehli dünya gibi yaşayan kesim var. Bunlar için zaten yani düğünün dışı, düğün gecesi ya da düğün gününün haricindeki diğer hayatları da tamamen ayrı. Bu kardeşlerimize dua ediyoruz ve Cenab-ı Hak'tan onlara hidayetini nasip etmesini niyaz edip onlara bu şekilde dua ediyoruz. Bir de bir kısım var, biraz hassasiyetleri var. İslamiyet'i bir tamamen yaşayamasa da düğün günü özellikle o çığırtkanlığı, arada bir ortaya çıkan çığırtkanlığı daha yüksek bir seviyede kardeşlerim söz konusu oluyor. E, bu da tabii e, meseleye zarar veriyor gene. Yani o özellikle o kutsal e, yolculuğa çıkış vaktinde ve onun en büyük dönüm noktası ve o inşaatın e, yükselmesindeki en e, önemli mehenk noktası olan temelin atılışı ve betonu, ve temeldeki demirler olan düğün günü ve düğün e, gecesi kardeşlerim gene o ikinci gruptaki ikinci saydığımız tasnifteki kardeşlerimiz de e, ne yazık ki o düğün günü arada bir gündeme gelen hassasiyetlerini kardeşlerim unutuyorlar. E, ve farklı bir hakikaten nefsin ve şeytan, şeytanın ihvasıyla farklı bir formata, farklı bir ruh haline bürünüyorlar. Artık birçok zamanın psikolojisiyle arkadaş çevresi, akraba çevresi işte gö gördüler ne derler, ne ederler işte bir kere olacak. Yani bu düğünü biz bir kere yapacağız. Ya bir kere olacak ama deprem her şey, hayatta her şey bir kere bir kere yaşanılıyor zaten. Yani hani bir daha yaşamamızın garantisi yok ki cenab Hak ömür vermedikten sonra her şeyi bir kere yaşayabiliriz. O kardeşlerimizin de böyle bir gene problemi var. Geldik üçüncü gruba. Yani üçüncü grup da böyle artık klasik Müslüman modeli, muhafazakar modeli mi diyelim, e, düğün haricinde böyle dikkat eden, ibadetlerine, namazına, niyazına, tesettürüne, yani az çok dikkat eden ama düğün günü e, tesettür adı verilerek, e, tesettür ayetlerine ve tesettürün lugat manasına iftira edilerek, gerek e, baş örtülü olarak giyilen ve üzerine dar bir surette geçirilen düğün ve nişan elbiseleriyle, ki bazıları Allah muhafaza yani Allah saklasın. Cenab-ı Hak böyle yapa, yapacak niyetteki kardeşlerimize hani kendi iradelerine bırakmasın onları. Bazıları açılmasına kadar düğün günü sonra hani tekrar kaldığımız yerden devam ederiz muhabbetine kadar hani bir kere olacak diye. böyle bir büyük aldatma aldatmaya, şeytanın aldatmasına, yanılsamasına kapılıyorlar kardeşlerim. Yani şiddetle Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bunlardan nehyediyor kardeşlerim. Bu çok ehemmiyetli bir husus ve nokta. Ee, bir de dördüncü grup diyebileceğimiz bir grup var ki bunlar e, düğünde kendilerini biraz gevşetenler. Yani belki e, hanım e, ablamız çarçaflı, e, abimiz e, çok dikkat ediyor takvasına, günahlara, e, zaten namaz niyaz falan hepsi var. Ama onlarda da düğün günü bir gevşeme oluyor. Gene bu psikolojiden dolayı yani hani bir telaş, bir heyecan, işte bir bir kere olacak muhabbeti vesaire falan falan. Bunlar kardeşlerim ne yapıyor? E, bu meseleye zarar veriyor. Ve o belki hayatlarında imanlarının yarısını tamamlayacak oldukları ki hadisi şeriftir. En önemli ibadetin mukaddemesi ve başlangıcını gerek bazı borca girerek gerek düğün gecesinde dininden taviz vererek işte karışık bir surette Cenab-ı Hakk'ın razı Resul'ün razı olmayacağı e, şekilde düğün yaparak yani en hayatlarının e, belki dünyalarındaki Biricik cennetleri ve tahsüngahlar ve kaleleri olan aile hayatına girmeden önce gerçekten çok şiddetli bir surette o aile hayatının temellerini yıkıyorlar, e, harap ediyorlar ve yaralıyorlar. Yani tabii çok geniş ve uzun bir mesele kardeşlerim. Yani bu noktada Müslüman'ın düğünü ve aile hayatı diye bir belki kitap yazılıp bir ders listesi başlatabiliriz. Ama şunu sakın hatırımızdan uzak, e, zihnimizden ırak tutmayalım. Yani düğün günü şeytanın gerçekten bizim kalemize çok böyle güzel 90'a gol attığı bir gün. Yani normal yani yaşamayanından, az yaşayanından, çok yaşayanına ve en sıkı olanına değin. Bütün Müslüman adayların, kadın ve erkeklerin, damat ve gelin kardeşlerimizin bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Yani onlar... En mukaddes bir ibadetin ki mesela hac için böyle bir şey söylenmemiş. Hani imanın yarısını tekmil eder ve evlilikle alakalı birçok rivayet var. Evlenin diye birçok teşvik var. Ve ibadet olduğunu biz biliyoruz. Elbette ki ibadetin de sıkıntısı peşi sıra gelecektir. Ama kardeşlerim hacca gitmeden önce, namaz kılmadan önce, oruç tutmadan önce biz ne yapıyoruz? Manen hazırlanıyoruz. İşte Ramazan geliyor bir üç aylarda, önceki iki ayda bir efendim neye giriyoruz? Bir moda giriyoruz, böyle arada bir oruç tutuyoruz, işte Kur'an okumalarımızı, kitap okumalarımızı, tefekkürümüzü, zikirlerimizi artırıyoruz, İşte meşgul, bizi meşgul eden malayani, fani işlerden el, el çekmeye çalışıyoruz, zekat daha herkese bir hazırlık moduna giriyoruz, Kabe'ye gideceğiz, efendime söyleyeyim, namazda abdest alıyoruz, işte zikirlerimizi, namaz dualarımızı, niyetlerimizi, yani namaza dair e, ibadet öncesi ritüellerimizi gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim ne yazık ki en büyük ibadetlerden birisi olan ki Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle yani Kur'an'ın emri ve tavsiyesi ve Resul'ünün talimatıyla ben bu evliliğe adım atıyorum diyen kardeşlerimiz daha evliliğin ilk gününde Kur'an'dan ve sünnetten yüz çeviriyorlar ve iraz ediyorlar ve Allah'ın hoşnut olmayacağı, peygamberinin razı olmayacağı bir iş yapıyorlar kardeşlerim. Bu noktada bu videoyu da izleyen kardeşlerimiz bu meselenin hakikatını, bu manevi boyutunu birbirlerine anlatsın ve yaysınlar. Yani düğün günü yenen bu büyük goller, hakikaten şeytanın bu büyük kazanımları evlilik hayatı boyunca bazen devam ediyor. Bazen boşanmalara müncer oluyor. Bazen insanları borç bataklarına, bazen psikolojik savrulmalara götürüyor. Yani dikkat edelim kardeşlerim. Madem biz bu işi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle başlıyoruz. Madem bu ibadetimizin, bu evlilik ibadeti, bu düğün ibadeti ki evlilik ibadetinin abdesti gibi en mukaddes bir iştir. Ve madem ki biz bu evliliğe Allah rızası için bakıyoruz ve orayı kıblegah ev olarak görüyoruz hanemizi ve Allah Resulü'nü seven, onun sahabelerinin rol model örnekliğinde Bakara 137'ye göre bir... E, aile yetiştirme, çocuk yetiştirme kurumu olarak evliliğe biz bakıyoruz. Birbirimizi Allah rızası için sevme kurumu olarak, bak, kurum olarak bakıyoruz. O zaman kardeşlerim Allah'ın emri ve Resulünün kavliyle başladığımız bu işi lütfen o şekilde devam ettirelim. En önemli bir ibadet olan bu evlilikten önce abdestsizlikle, günahlar, günahlarla, ifsadatla hatta senelerce unutulmayacak senelerce devam edecek, senelerde izlenecek kötü anılarla bu evliliği başlatmayalım kardeşlerim. Kalbimize, vicdanımıza dönelim. Kur'an'a ve sünnete kulak verelim ve bu evlilik meselesinde Allah'ın izniyle daha titiz olalım. Elbette meşru ölçüler içerisinde bir kere olacaktır. Evet güzel şeyler. Efendimizin bu noktada tavsiyeler var. Onlar şimdi uzundur. Merak eden kardeşlerimiz okurlar ya da videolar vardır, dinleyebilirler YouTube'da muhtelif hocaların. Yani elbette ki eğlenecek, elbette ki gülecek, elbette ki sevinecek. Ama bu sevinç ve gülme eğer Rabbinin rızasının dahilinde olmuyorsa, şeytanın gülmesine ve Allah'ın kababına sebep olacak bir ameliyeye dönüşebilir kardeşlerim. Allah rızası için birbirimizi uyaralım. Subhaneke la ilmelena illa malemtena, inneke entel alimul hakim, ve ahru davana rabbil hamdülillahirrahmanirrahim. <laughs>